Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz, üç fırsatı kaçıran kişi felaha kavuşamaz. Üç fırsat var önümüzde. Hadis-i şerif başlayan dersin inşallah konuya. Hadis-i şerif Tirmizi'de, Hakim'de. Ve Aleyhisselam Hazretleri Ragime enfür recülin. Ragime enfür recülin. Recül bir insan, adam demektir. Yani bir kimsenin burnu yere sürünsün burada. Şu anlama geliyor. Türkçemize şöyle deriz. Yüzü yere sürünsün der Türkçemize böyle. Araplarda da burnu yere, daha doğrusu burnu toprağa sürünsün derler Araplarda da böyle. Şu anlama geliyor. Yani hor olsun, hakir olsun, aşağılansın, helak olsun anlamına geliyor. Helak anlamına geliyor böyle. Kim bunlar şimdi? Üç kişi. Zükürtü indehu felem yusalli aleyye. Zükürtü indehu. O kimse yanında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin ismi geçtiği halde felem yusalli aleyye, eğer diye Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bana sabah şey getirmezse o kimsenin burnu toprağa sürünsün, yani aşağı olsun, hakir olsun. İkincisi ve ragime enfür recülün, yine şu kimsenin de burnu toprağa sürünsün, aşağılansın. Dehal aleyhi ramazanı, üzerine Ramazan geldi, Ramazan'a kavuştu. Simmen salaha, Ramazan geçti çıktı. Kable en yuğfereleh, o kimse af olmadan, günah bağışlamadan Ramazan geçti gitti boşuna. Artık o kimse yani felah bulmaz, yüzü sürünse aşağılansın. Üçüncüsü ve ragime enfür recülün, yine şu kimsenin burnu toprağa sürünsün, helak olsun, aşağılansın. Edreke indehü ebevahül kübere, onun yanında ebeveyni, ana babası yaşlılıkta onun yanına kaldılar. Felem yedhum cennete, o kimse onlara bakıp mecliste giremediyse onlar burnu yüzü sürünsün. Şimdi inşallah bu üç konuyu açalım biraz nasıl inşallah. Birincisi, bir kimsenin yanında, bir mecliste, sohbette, yolunda olsa olsun böyle, bir kimsenin yanında Resulullah Aleyhisselam Hazretleri'nin ismi anıldığı halde o kimse eğer burada duyarsız olsa, kalbi taş gibi, günah taş gibi, Peygamber'e karşı duyarsız olsa nedir bu da? Demek ki İmanın zafiyeti madına böyle. İmanın zafiyeti. Allah Teala buyuruyor biz Celaluhu Azap 56'da Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe Allah Celaluhu kesinlikle ve meleketehü Allah melekleri yusallûne alennibî. Allah Celaluhu Allah melekleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sarabaş şerife getiriyorlar. Tabi burada Allah'ın salatı anlamı başka, meleklerin başka, bizim başka muhteremler. Meleklerin salat etmesi Peygamberimize ümmetine istiğfar anlamına geliyor. Bizim nedir sarabaş getirmemiz sarabaş şerife? Dua anlamına geliyor. Allah'ın salatı derken salli, dua anlamına geliyor. Peki, Allah'ın cenneşehu nedir salatı? Dua olur mu? Olmaz. Dua ne zaman dua yapılır? Bir insan elinden gelmez. Aciz kalır. Tükenir, gücü biter. Daha güçlü yalvarır. Dua budur. Allah kimse yalvarır mı? Yalvarmaz. O da nedir? Duanın gerekenin yapılması anlamına geliyor. Yani Mevlam ne yapıyor? Peygamberimizin devamlı makamını arttırıyor. Devamlı arttırıyor. Devamlı arttırıyor makamını.
Yani ne mutlu ve hatim ya Peygamber'e böylece. Yani makamı devamlı artıyor. Peki bu sona gelmez mi? Gelmez. Sonu yok ama. Sonu yok muhtemelen. Allah'ın derecalığı manevi makamların sonu yok böylece. Şimdi öyle bize buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler. Sallu aleyhi, siz o peygambere savaşı getiriniz. Ve sellimu teslima. Bir de selam etmek ile selam ediniz. Yani salli ve sellim şeklinde yapmak. İmanın bir şartı nedir? 6 şart imanın var. Biri de peygamberlere iman. Eğer bir kimse zamanın peygamber iman etmezse mümin olamıyor. Nedir zamanın peygamberi? Hazreti Aleyhisselam. Yani bugün Hristiyanlar da, Yahudiler de eğer Hazreti Aleyhisselam Hazretlerine iman etmezse imanları geçersiz oluyor. Kabul edilmiyor. Bunun için peygamberimizi sevmek gerekiyor peygamberimizi gerekiyor. Sonra bir kimse peygamberin savaşa getirirken de oluyor bakınız. Hadis-i Bülhan'ın Hazretleri Hadis-i Şerif Müslim'de Ebu Tirmizi ve Nisa'yı'da Men salli aleyye vahideten. Bir kimse Aleyhisselam Hazretlerine bir defa sarbaz-ı şerife getirirse bir defa. Allah'ın salli okursa bir defa. Bir defa getirirse sallallahu aleyhi biha aşuren. Allah o kimseye 10 katı sıraat ediyor. Sevap vermeyle gidiyor. Sonunda ne oluyor? Yani sevap dönüp yine kulun kendisine geliyor. Bakın da. Allah hepinize bakın efendim. Yaptığımız her bir hayır, ibadet olsun, maddi olsun, parasal olsun yani böyle, manevi olsun, gerçekte hepsinin sonu, menfaati, yararı dönüp insana geliyor. Öyle geliyor böyle. Namaz kılıyoruz. Allah için namaz kılıyorum efendim. Fakat bunun menfaati kime? Sevabı bize mahşerde. Bir fakire yardım ediyoruz fakire. Para veriyoruz. Bir fakire yudum su veriyoruz mesela. Ne oluyor? Görünüşte bu kimseden çıkıyor. Yani zenginden çıkıyor. Fakir eline gidiyor. Yani görünüşte eksiliyor. Ama bu neye benziyor? Ağacı budamaya benziyor bu. Sonra ne oluyor muhteremler? Yarın mahşer gününde yani o fakir o parayı alıyor. Topara tabi yiyecek alıyor. Gece kalıyor. Yiyip eskidiyor bunlar. Bitiyor dünyada kalıyor bunlar. Böylece. Veren ne oluyor? Veren o mahşer gününde güneş tepede nefsi ana kızından kaçıyor. Baba oğlundan kaçtığı gün nefsi günde. En sıkıştığımız günde kimelabir yevmin asirun böyle. Güç gün, en güç günde ne oluyor? Kimse burada kimine vermişse o sevaba dönüşüyor. Sevap olarak bunun mizana konuyor bak muhteremler. Demek ki aslında bir insanın birlik yapıyorsa kime yapıyor bunu? Kendine yapıyor muhteremler. En dar günde kendine geliyor. Tefsir-i Kebir'de şöyle ibare var orada. Hoşuma gitti, aldım ben de onu. İzâ sallallâhu aleyhi. Diyor ki Tefsir-i Kebir'de Allah Celle Câlihü Celle Şâlihü melekleri Peygamber'e savaşa getiriyorlar, sadiyorlar. Fe'yü hacetin ilâ salatina. Peki bizim de ona sahipimize gerek var mı o halde? Madem ki o Resul Hazretleri'ne Allah Celle Câlihü saat ediyor. Melekler ki, meleklerin tabi sayısı yok mu derler.
sığmaz sayıya ver. Onu bir Allah-u Teala eder böyle şey. Yani bir karış boş yeri göklerde böyle. Yedi kadar gökler, yer, denizler, dağlar, ormanlar, üst tarafları, her taraf melek, 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 melek böyle şey. Hepsi bunlara Rüsnü'nün sağlığı getiriyorlar. Allah kendi getiriyor. Peki bizim de salavat etmemize gerek ihtiyaç var mı acaba? Neyse la acizin. Hatta fel acite ilâsâ melâkete miâsâtillâh teâlâ. Şöyle buyuruyor, bizim sıhhatımıza Resulü'nün ihtiyacı yok. Hatta meleklerin ise ihtiyacı yok. Neden? Miâsâtillâh teâlâ. Allah sıhhatine göre Allah'ın şirketin aslında. Ve innemâ lîsâri tazimihi. Ancak ne var burada buyuruyor? Resulü Aleyhisselatü'ne burada bir tazim var, hürmet var, saygı var, bir manevi bağlantı, bağ kurma var peygamberler. İletişim var burada böylece. İlgiyi kesmemek var böylece. Peygamberler böylece. Peki o zaman ne oluyor? İşte o zaman Resulullah'ın gönlündeki nurdan, ruhsal nurundan insanın gönlüne nur gelmeye başlıyor muhtemelen. Demek ki bir insan mesela sürekli karanlık yerde yaşasa, işi gücü, hiç güneş görmese, güneş ona ihtiyacı yok. Ama bunun ihtiyacı var güneşi görmeye. İhtiyacı yok şey efendim. Bunun için demek ki inşallah çok daha sabrı getirmemiz gerekiyor böylece. Bilhassa bir mecliste, bir yerde ilk anı getirmek Hanefi de vacip oluyor. Ondan sonra müstahap oluyor. Bir de namazı okumak etiyetten sonra Hanefi de sünnettir. Ahmet Şafii de farzdır. O da bunlara böylece. İşte elden geldiği kadar getirmek gerekiyor. Sıravat işleriyle getirmek duaların da kabulüne sebep oluyor muhtemelen. Duanın kabulüne. Bir insanın çok bir ihtiyacı var. Herkesin var tabii. İnsan bazen daha da sıkışır. Artık sebepler durur. Yani deniz tükenir. Artık kışı bunalmaya girer. Daralır artık böylece. Öyle bir şey gelmiyor. Ne yapması gerekiyor? Önce peygamber sahabe şey getirir. Böyle can ciğerden bir hatırlayarak. Sonra dua eder. Arkadan yine sahabe şey getirir. Böyle. İki saat sekund duaya meyve onu geri çıkarmıyor. Şey yine bir insanın çok borcu olsa, derdi olsa, sıkıntısı ne yapacak? Sarı şeyi devam edecek muhtemelen böylece. Ona devam edecek, ona kendisine devamlı böylece. Gazne'de bir çok salih, tekva ismi varmış Gazne'de. Yani şu anda Afganistan'da Gazne şehir orada. Bu kimse aç kalmış çocuğu 300 dirhem gümüş para borçlanmış. Arpa almış, yulaf almış, ne almışsa bu da almış. Bu kimse 300 dirhem borçlanmış. Ama böyle halı, kilim, peynir de değil mi? Yani kuru ekmek için borçlanmış. 300 dirhem. Çalışıyor, çabalıyor. O kadar uğraşıyor. Ama borcunu ödeyemiyor. Uykusu kaçıyor muhtemelen. Ben nasıl mezara girerim? Nasıl mezara girerim ben böyle? Kulak kule böyle diyor. Ödü patlıyor böyle. Uykusu kaçıyor. Çıldıracak böylece. Çıldıracak artık. Bir gece yatmadan önce Peygamber Aleyhisselatü'ne çok çok sahabe şey getirip Peygamber'e muhtemelen. Yalvarıyor. Allah'ım bana Resulünü göster de o benim derdim merhem olsun böyle diyor. Rüyasında peygamberimizi elhamdülillah görüyor. Peygamber ona soruyor. Senin çok dertli görüyorum. Senin çok hüzünlü görüyorum. Derdin mi var? Ah ya Resulallah. 300 dirhem borcum var. Ödeyemiyorum bunu ya Resulallah. Ödeyemiyorum. Ya Resulallah. Uykularım kaçtı ya Resulallah. Çıldıracağım Resulallah, ödemiyorum bunu. Peygamber gülümsüyor. Sen de yarın sabahtan diyor, Gazi-i Mahmud'a git. O zaman orada padişah yanım ben, sultan. Sen sabahtan diyor, Gazi-i Mahmud'a git.
benim ona selamı söyle, o senin borcunu ödesin diyor. Sana parayı versin diyor. Şimdi bu biraz duruyor. Ama ya Resulallah, inanmaz ki bana diyor. Koca bir sultan. Yalan söylüyorsun der. İnanmaz ki bana. Peygamber diyor ki, ona sen söyle. O her gün yatarken üç tane sarhoş okuyor. Her gün yatarken üç tane okuyor. Yani dün akşam çok yorgundu. Uykusu vardı. Okuyacaktı, okuyamadı ama dalıp gitti. Ona bunu söyle. O sen borcunu öder. Sabah kalktı. Saraya geldi. Tane beşçiler. Hemen sultanı mutlaka görmem gerekiyor. Haber veriyorlar. Gelsin bakalım. Giriyor tabi. Selam veriyor. Ne ihtiyacın var? Tabi soruyor. Sultanım, benim 300 dirhem borcum var. Şu zamandan beri daraldım, ödeyeyim mi bunu ya sultanım? Bu gece rüyamda Resulullah Aleyhisselatü'nü gördüm. Beni sana gönderdi. O borcu ödesin dedi. Sigazi ama duruyor. Bilsen ki diyor, peygamber seni bana göndermiş. Göndermiş bilsem diyor. Bütün servetimi veririm böyle diyor. Ama acaba doğru söylüyor musun? Doğru söylemez. Ama söylüyor. Evet, ben de bu peygamberi sordu, söyledim. Şöyle buyurdu. Sultanım, sen her gece yatan oturunca üç tane sarhoş okuyormuşsun. Dün akşam okuma niyetin varmış ama uyku senin galebe getmiş, okuyamamışsın. Tamam diyor böyle. Gelsin bakın diyor mahallesine bakan. 300 dirhem borcunu 3 dirhemden bundan bahşediyor kendisi muhtemelen böyle. Böyle böyle. İşte Peygamber Aleyhisselatü'nü sevmek muhteremler. Buna deniyor Hubb-ı Resul. Hubb-ı Resul böyle. Peygamber sevgisi. İki türlü sevgi var. İki türlü muhabbet var. Biri fıtri. Hubb-ı fıtri. Biri de Hubb-ı ihtiyari deniyor bana. Hubb-ı fıtri elde olmadan insanın yapısına, doğuşuna vardır bu. İnsan evladını sever. Ana babasını sever, mesela eşini sevebilir, insan parayı sever, malı sever. Bunlar fıtri sevgi bunlar. Bir de hubbi ihtiyari böyle. Yani kul iradesinle sevmem lazım diye sevmesi gerekiyor. Sevmem lazım diye. Bu da nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberler. Çünkü şefaatçımız o muhtemelen. Bizim için hep ağladı. Hep ağladı bizim için böyle. Bir gece Peygamber evine geliyor. Yatıyor. Hazreti Aşağıdımız buyuruyor. Resulullah yatağıma yattı. Tenim onun tenine dokundu. Yani derimle dokundu. Tabi bunda bir anlam var muhtemelen böylece. Çünkü Hazreti Ayşe annemiz onun tabi eşli zevcesi. Özlem duyuyor böyle. Gece olsa da Resulullah gelse böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dünyada yüzü gülmedi muhteremlerle. Yüzü gülmedi Peygamber Aleyhisselam. Bu dünyaya yetim geldi, yetim, babasız geldi. Hele o dönemde yetimlere hor bakıp yetimlere bırakış yetim derler de böyle. Böyle bir şey. Yediül yetim. İtep kakar yetimlere böyle şey. Yetimlere böyle şey. 6 yaşına geldi. Bir tek anacığı vardı. Hazreti Amine Hatun. Onu da Medine'ye dönüşte onu kaybetti. Yolda kaybetti. Yolda yetim kaldı. Ümmü Hazretleri bu ona kalmış cariyesi. Aldı Mekke'ye getirdi. Dedesi vardı. Hazreti Muttalip. İki sene yanında kaldı. Bakın üst üste böyle darbeler geliyor bakma böyle. Babadan yetim doğuyor. Gözün dünyaya yetim açıyor. Yetim doğuyor böylece. Hatta aklı ermeye başlayınca Peygamberimizin babalık meselesine aklı ermeye başlayınca bakıyor arkadaşlarına herkesin babası var. Çocuklar koşuyor baba diye. Koşuyor babalarına koşuyorlar böylece.
Babası kucağına alıyor, yerini tutuyor, götürüyorlar böyle. Kenara çekip ağlıyor. Eve geliyor. Anne, niye benim babam yok? Herkesin babası vardı. Niye anne benim babam yok? Böyle şey. Babasızlığın acısını hisme başlıyor aklarınca. Babasızlık, babam yok benim de. Böyle. Niye benim babam yok? Böylece. Babasızlık mı? Böylece. Artık bütün şefkatini annesine verdi. Ama çok geçmedi. 6 yaşında yani böyle. Onu da kaybetti. Hem de yolda muhtemelen. Medine'ye gittiler. Babasının ziyaretine mezarını. Hem dayanacak gittiler böyle. Dönüşte Hazreti Amine Hatun yolda hastalandı. Deve üzerinde. Birden hastalandı. Birdenbire hastalandı. Böylece. Aynı devediler. Peygamber Ümmü Eymen Hazretleri. Cariyeleri. Dedi ki ya Ümmü Eymen. Ben çok rahatsızlandım. Gitme halim yok. Deven aşağı indi. Hemen yere düştü. Baygın gibi yattı böyle şey. Peygamberimiz zaten babasının mezarına çok ağladı peygamberimiz mezarında. Çok ağladı. Göremedi işimde. Bahtı ki 6 yaşında ama tabi bizden çok akıllı üstün zekası. Her bakımda üstün tabi. Annesi de yere yığıldı. Kapandı üzerine. Anneciğim sen de mi ölüyorsun? Babamı hiç görmedim. Sana doyamadım anneciğim. Beni bırakıyor musun? Annesi kendini toparladı. Zor oturdu. Yavrum Muhammed'in kucağına bastı da. Her yeni eskirir. Her yaşayan ölür. Aynı bunu söyle bakın. Ben de öleceğim yavrum. Ölümden korkmuyor ama senin ne olduğunu göremedim dedi. Biliyor bir şey olduğunu peygamberden. Biliyor onu ama göremedim muhteremden. O vefat da orada böyle kaldı böyle. Peygamberimiz tabi ağlıyor geldi Mekke'ye muhterem. Dedesini kaybetti. Amca yengeline kaldı. Amca yengeline kaldı. Ebu Talip. Gerçi iyi baktılar ama ne kadar iyi baksalar tabi anne baba başka amca yenge yani tutmuyor muhtemelen. Tutmuyor tabi. Yani gönlündeki boşluğu dolduramıyor. Belki madde doldurur. Daha güzel giyindirebilir. Daha güzel yedirebilir. Ama gönlün boşluğunu bu tabi dolduramıyor muhteremler. Sonra ne oldu Aleyhisselam Hazretleri muhteremler? O dönemde Mekke-i Mükerreme'de Araplar evlenmeleri erkendi evlenmeleri. Yani bülü çağına erdi mi evlenmek kolay. Yatak oda takımı yok muhteremler böyle. Buzdolabı yok, çamaşır makinesi yok, biraz eşya yok, halı yok, şey yok böylece. Yerde bir yatak, bir asır, yerde bir asır böyle. Bir yatan asırın oldu mu, evden kolay bir şey yok böylece. Daha bir mehir vardı, o da işte bir altın böyle ufak bir şey böylece, evlenmek kolay böylece. Öyle söğüt, nişan, şunlara, bunun daveti, mahvetiye, gülüp yok batır batırıyor böylece. İstenir, karabük verdi mi, iki akta olunur, al yerine götürür böyle. Evlenmek kolay da böylece. Yani o dönemde, evlenmek kolay olduğu halde örf ve adette hep erkek evlenildiği halde peygamberimiz bunun dışında kaldı ama. Ta 25 yaşına kadar evlenemedi. Evlenemedi. 25 yaşında ona Rabbim kimi verdi? Hatice-i Kübra. Hatice-i Kübra Hazretleri böyle. Ona layık o demek ki böyle. Kübra böyle. 40 yaşında mı kendisi ama hem anne hem abla hem eş, hem arkadaş, hem hamisi, kurucusu, her şeyi, bir de malı mülkü var böylece. Malı mülkü var. Peygamberimizin malı mülkü gözü yok ama eğer evlenince, çocuğu olunca fakir olsa ne yapması gerekirdi? Çalışması, çabalaması gerekirdi dünya işleriyle. Ama görevi ağırdı muhtemelen. Görevi ağırdı. 40 yaşında peygamberlik verildi ama 10 sene başladı. Mekke müşriklerinin zulmü baskısı başladı. Mekke müşriklerinin zulmü baskı. Peygamberimize hakaretler, abinin yüzüne tükürme. Yüzüne tükürme böylece. Amcası, öz amcası Ebu Leheb. Yengesi Ümmü Cemil. Abinin bir lazımdan tuvaletin eti yapardı. Onu peygamberin kapıya tükürdü böyle muhtemelen. Dikkat edin böyle şey. Yani bu kadar hakaret her taraftan böyle şey.
Onun için Mekke'de hep böyle baskı altında. Sahabeleri göz önünde dövülüyor sahabeleri. İşkence görüyor sahabe göz önünde. Hani ilk iki şehidimiz böyle. Yasir Sümeyye Hatun. Karı koca böylece. Mekke dışında işkence görüyorlar. O sıcakta çölde böylece. Peygamber haber verildi. Gitti. Karşıdan baktı böyle. Ne dedi? Ya Ale Yasir isbiru sabretin. Cennetini bekliyor. İsbiru sabretin böyle. Göz önünde şehidinde böylece. Sahabeleri dövdü böylece. Medine'ye geldi, İslam'da kuruldu, evet bir rahatlık oldu ama Peygamber dünya rahatına gelmedi ki. Görev var, tebliğ, tebliğ, tebliğ. İslam'da Medine'de kalmayacak, Medine'ye taşıyacak, dünyaya hakim olacak İslam dini. Aledini küllühü olacak. Ya. Ne gerekiyor bunun için de? Cihad muhtemelenler. O kızın Arap çöllerinde. Şöyle yanar, yanar, yanar günümüz muhtemelen böyle. Bizim buna benzemez böyle. O çöl böyle yanar, yanar, yanar böyle. Taşlar tarafı böyle. Orada ot, bitki yok, ağaç yok. Çöl yanar, yanar böylece. Yol yok, kırma araba yok muhtemelen böyle. Çölde, deve üzerinde neyi pişiyorlar? Yanına götürdüğü su. Su nerede? Tulumda, deri içerisinde, tulumda. Çölde ısınan su, bir de deri kokar. Suyu kokudu muhtemelen bakıyorum böyle. 60-70 derece olan bir ısıda su. Bir de kokamıyor su böylece. Onu yiyecek. Bir de arpa ekmek kurumuş var tabii. Takır takır. O da bunu yiyecek böylece. Böyle kabile kabile durmadan dolaşma böyle. Bir de cihat da var. Yaralanmak da var. Peygamberimizin dişi de kırıldı muhtemelen. Dudağı da kırıldı. Yanakları yaralandı böyle. İşte Peygamberimiz hep bizim için uğraştı muhtemelen böyle. Bizim için uğraştı. Elhamdülillah. İslam her tarafa yayıldı. Allah aşkına elhamdülillah muhtemelenler. Bizim ne gerekiyor şimdi? Buna bir nevi bir şükür, teşekkür gerekiyor Peygamberimiz değil mi muhtemelen? Gerekiyor böylece. Ne yapıyoruz? Allahümme ya Allah. Salli ala seyyidina Muhammed. Seyyidimiz olan Muhammed'e sen salat eyle ya Rabbi. Onun makamını artır ya Rabbi. Deriz artırın ya Rabbi. Vâle Seyyid-i Muhammed onun âline de ama. Vâle âle Seyyid-i Muhammed. Onun âline. Ona tabi olanları da. Sahabelerine, ev halkına, eshab-ı ehl-i beytine, onlara, ümmetine. Ümmetine de zaten. Bunun için Peygamberimizi muhteremler çok sevmemiz gerekiyor. Bir de Peygamberimizin sünnetine de tabi olmak gerekiyor. Sünnet tabi olmak gerekiyor. Her konuda böyle. Evden çıkarken mesela ayakla çıkılmadı. Besmele çıkılıyor böyle. Bak bu sünnettir böyle. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ayakkabı giymeden önce Peygamber ayakkabı silikardı böylece. Sonra giyerdi. İçinde şu böcek olmasına yoktu. Böyle, böyle. Böyle ayakla çıkmak, eve ayakla girmek, camiye sağ adımla girmek, canlı sol adımla çıkmak, böyle yemede, içmede, konuşmada, Her konuda Peygamber'in sünnetine onun yolundan tabi olmak muhteremler. Medine-i Münevver'de 60'lı yıllarında İzmir'in bir abla efendi vardı. Medine'de 60'lı yıllarında İzmir'in abla efendi vardı. Allah'ın ölmüş Allah rahmet eylesin. Yaşlıydı çünkü. Çok salih. Tekva. O kadar peygamberimize bağlıydı ki peygamberin bakım dönemler. Peygamberin ne seviyorsa onu yerdi muhtemelenler. Bazen toplantıya, sohbetlere gelirdi. Genelde Araplar pilavı etli yerli Araplar. Hal öyle Araplar böyle. Etli yerler yani günümüz Araplar böylece. Ya etli ya da tavuklu yerler Araplar. Tavuk böylece. O ne yapardı? Şöyle böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri derdi böyle. Eti et olarak yedi. Pilav araya gider böyle muhtemelen. Karşı yemez mi bakın bakalım böylece. Yani yemek yenmez de yenir mi? Yenir muhtemelen yapar. Yenir ama onda öyle bir hassaslık ki Peygamber sünnetine tabi olmakta. Olmakta. Ne derdi? Peygamberimiz eti et olarak ayrı yerdi. Pilav ayrı yerdi muhtemelen. Onu ayrı yerdi böyle böylece. Demek ki her konuda Peygamberimize
tabi olmak. Sakin bu konu bugünkü pilavı etkilemez daha muhtemelen. O ayrı konuya böyle. Şimdi gelelim inşallah. Demek ki bir kimse Ramazan'a dahil oldu. Ramazan mübarek bir hayata devam etti. Sümmen salaha kabl en yufarele. Bu kimse Ramazan'da af olunmadan, günahın arınmadan Ramazan şerde gitti. Bu da ne olsun buraya Aleyhisselam Hazretleri? Bunda burnu yere sürünsün. Bu da felah bulmasın böyle şey. Bir kimse Ramazan ayında eğer af olamazsa, yani olay yani bir nevi kaba tabi yuh olsun anlamına geliyor yani böyle şey. Tabi oruç ile ilgili çok adı şeyler var da aslında bugün konu olmadığı için bir kısa kenara bakacağız inşallah. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Men same Ramazane. Bir kimse Ramazan oruç tutarsanız ayında. İmanı vahtisaben. Bakın burada. Ek var burada. Men same Ramazane. Bir kimse Ramazan oruç tutarsa. Yalnız aç durmak yeterli olmuyor. Ya imanı vahtisaben. İmanlı, ihlaslı. Yani Allah'ın sana bekleyerek. Kufre lehü ma tekademe min zembiye. O kimsenin günahı affolunur. Hangi günahları? Geçmiş günahları. Yalnız tabi farzlar affolmuyor farzlar. Mesela namazı affolmuyor. Namazın şu affoluyor. Kazaya bırakma günahı affoluyor. O da affoluyor böyle. Çünkü namazı vakti kılmak farzı böyle. Kazaya kaldı mı haram oluyor bu. Vakti kılmak farzı farz tek ettiği için böylece. O affolmuş oluyor böylece. Bu hadis-i şerif kütüb-i sitede hepsinde var böyle işte. Kütüb-i sitede böyle. Şimdi bu alışa bakalım inşallah burada. Burada demek ki Peygamber bize burada müjde veriyor. Bu kimsenin günü afondur. Muhtaka gibi günahları. Ama üç şart var. Biri neydi? Oruç tutarsa. Tutarsa. Ramazan geldi. Oruç tutmadı hiç. O kimse Ramazan yararlandı mı? Yararlanmadı. Daha battı bile. Daha battı kimse böyle. Terk etti oruç böylece. Özrü var ama tabi özür de var mı? Mevlam buyuruyor. Ben kendim veriyor da yola seferim mesela. Yolda olabilir. Ama günümüzde artık yolculuk kolay mı? Eskiden çöl yollarında öyle istilen yoktu. Lokanta yoktu eski çöl yollarında efendim. Yanında varsa onu yiyecek isten böyle. Ama şimdi elhamdülillah otobüste olsun, özel arabada olsun, klima da var muhtemelen. Yanında yiyeceğini alabilir. Yolda dur bir yere mola verir, iftara da yap. Açık bir günümüzde böyle şey. Yani zahmet yok bugün böyle şey. Bir de ve men kâne merûdan hadise geliyor. Ayet-i kerimede geliyor. Hastalıkta. Efendim işte biraz başım ağrıyor da biraz şu oluyor da tutmasam olmaz mı orucu? Bu kadar bu oruç meselesi hafif almaya gelmez muhtemelen. Yazık olur böyle be. Yazık olur muhtemelen. Biraz gripim işte. Biraz nezleyim de. Biraz işte belim ağrıyor, başım ağrıyor da biraz hasretim bugün de hiç tutmasam olmaz mı? Bu orucu yani hafife almaya, orucun değerini bilmemeye. Burada iki şey var. Oruç ve Ramazan gibi. İkisinin de özelliği ayrı bunların ama. Oruç ayrı, Ramazan ayrı bakmıyor böyle. Ayrı böyle şey böyle. Bunun için kişi ne yapacak? Kendini insan biraz zorlayacak mı? Yani zorlayacak böyle şey. Tamam bir kimse grip olmuş değil mi? Aksırıyor, öksürüyor işte. Bundan pisli misli akıyor böylece. Şub oluyor, halsiz böyle. Ne gerekiyor? Yaz, isatmesi gerekiyor. Gerekiyor ama şöyle bir işi oldu. Önemli bir işi oldu çok. Muazzam bir yağmur yağdı. Sellere geliyor. Evine, bahçesine, ek hayvanına zarar gelecek. Ne yapar bu kimse? Düştü mü onun hastalığını? Hemen kalkar. Hemen kalkar böylece.
Aman ahara bir şey olmasın, hayvana bir şey olmasın, ekine bir şey olmasın. En kişi koçtan efendim. Araban bir şey olmasın, koçtan efendim. Yani maddi zarara gelince insan ne yapıyor? Hasta harfi alıyor, maddi ağır basıyor ondan böylece. Ama maneviyete gelince ne oluyor? Oruca gelince bu kadar ucuz diye oruç muhtemelen böyle. Yani bir insan gelince sıkacak biraz kendisine böylece. Ama tam mutlaka zarar veriyorsa buna Allah izin veriyor böyle. İzin veriyor ona böyle böylece. İkincisi imanen geliyor. İmanen oruçtan kimsenin de İmanı da güzel, gerçek iman olacak. İmanı kamil, mümini kamil olacak muhtemelen. İmanı kamil böyle şey. Nedir imanı kamil? Allah-u Teala Celle Şanlı'yı bilecek, bilecek. O Allah birdir muhtemelen. La şerike leh. Ortağı yok, onun şeriki yok. Lehül mülk, mülk onun. Onun için mülkiyet. O'dur Rabbül Alemin. O'dur Hallak Alem. El Alim, El Bas, El Semih. Her şeyi görüyor muhtemelen. Biz bu anda görüyor muhtemelen. İçimiz de görüyor böyle. Kalbimiz de görüyor. Bizi yöneten Mevlamız böyle. Yedi kat semalar, ya gökler, o yıldızlar, güneş sistemleri, galaksiler. Yani akıl dışı muazzam bir alem, gökler. Yıldız alemi akıl dışı bir alem böyle. Muazzam bir enerji böyle. Korkunç bir enerji. Bütün bunları yaratan, yüreğimizi oturtan, bunları dengeleyen, düzeni kuran, bunlara hükmeden güç. Bizi yarattı topraktan. Kul ne yapacak? Yine sonunda insan boynu büküp toprağa mezar ki insan giriyor yine sonunda. İnsanın ne var ki insanın da bu şekilde böyle şey? Demek ki oruçta kişi de ne yapacak? İman da kamil olacak böyle. Allah'tan Celle Şanlı'yı gafil olmayacak Mevlamız'dan. Vahtisaben. İhtisab burada ihlas anlamına, ihlas anlamına geliyor. Yani yaptığı da orucun sevabını, amelin sevabına da yalnız Allah'tan bile bekleyecek. Allah'tan bekleyecek böylece. Başka kim ne yapabilir ki ona? Ne yapabilir ki ona? İnsanlar şu çevre nedir? Devamlı sürekli değişen bir çevre. Değil misin? Mesela ilkbahar geliyor, yepyeni bir hayat fışkırıyor yerden, topraktan. Yine hayat fışkırıyor, ilkbahar geliyor. Böyle. Yazın olgunlaşıyor, sonbahardan sararıp soluyor, kışın gidiyor bunlar böyle. İlkbaharda başka alem geliyor. İnsan da bunun gibi böyle. Her gün yeni doğanlar dünyaya, her gün, her an, her saniye dünyada doğumlar oluyor böyle. Ölüm de oluyor böyle. Devamlı bu alem, dünya değişiyor böylece. Değişiyor böylece. Bunun için Allah'tan verilir sevabını da. Yani mahşer gününde, mahşer gününde en sıkın anda orucun sevabı da biraz daha farklı sevap. Mevla hadis-i kudüs-i mevla buyuruyor. Ve ene erzibi. Ve ene erzibi. Onun sevabını ben vereceğim. Ben vereceğim. Her şey Allah'ın sevabını veriyor ama diğerlerin sevabı belirli. Bir o an bile 700'e kadar gidiyor böyle şey. Buna gelince buna sınır yok. Bakın yok bunlar. Açık şeyken böyle. Sınır yok bunlar böyle şey. Eğer bir insan gerçekten Allah bilir Celle Şanühü, o benim Rabbim, o da mülklerin muvaliki. Şu alemde ancak Allah'ın dilediği olur. İradeye mutlak Mevlamızın. O izin vermezse yaprak kımıldamaz muhtemelen böyle. Kımıldamaz böyle. Yerden bir ot bitmez Mevla. Gökten bir damla yağmur gelmez. O izin vermezse. Onun iradesine bağlı bu şekilde. İnsan yani Allah inansa bu şekilde. Kişi onu güzel tutarsa ne olacak mahşerinde biraz başka sevapları eksik de gelse Allah kuluna razı olmasa ne olacak burada? Açık hesap şimdi. Orucun sevabı. Açık hesap. Bilecek Rabbim meleklere bu kulum oruç tutuşu şu gün şu gün böyle. Koyun bakalım sevabını. Ne kadar ya Rabbi? 1 milyar, 100 milyar, trilyonlarca. Neye vermezsin? Neye vermezsin muhteremler Mevla böyle? Neye vermezsin? Neye veremezsin ki böyle şey? Mesela yere toprağa
Ne yaptı? Bir buğday. Buğday tanesi. Tek buğday yaratıyor böyle. Tek buğday. Tek buğday. Ektik yani yarattı bu şekilde. Ne oluyor tek buğday? Karşıdan başak veriyor. Sümbül. Karşıdan başak veriyor. Her başına kaç tane buğday tanesi var? Nereden geldi bunları vereceğim? Kim verdi bunları? Veriler mi? Yani tek buğday Meryem tek buğday vermiyor ki böylece. Meryem dilerse 7 başak verir. 700 buğday olur mu? O da böylece. İşte demek ki oruçta 3 şart var burada. Bir men same ramazane. Oruç tutarsa böyle. Elden geldiği kadar insan kendini biraz da zorlayarak icabında. Ama ahras olmak varsa tutmaz. İkincisi imanen, imanlı olarak Allah bilir cezalıya böyle. Öyle gafletli olmaz. Burada neden acaba böyle imanlı geliyor bu şekilde? Bir insan oruçlu kimsenin imanı güzel, kamilse ne olur? O kimse yalnız orucu tutmaz midesi. O kimsenin bütün azaları oruçta muhtemelenler. Allah imanı var ya. Biliyor ki Allah'ını görebiliyor. Allah huzurunda ne yapar? Gözünü haramdan sakınır. Dilini yalandan sakınır. Gıybetten sakınır böyle. Müzik dinlemez. Açma bütün müzikleri. Dandun dandun böyle şey. Bütün organı oruçta muhtemelen. İmana bak. Ramazan iki yönü var Ramazan'ın. Ramazan deyince biri maddi yönü var Ramazan'ın, bir de Ramazan'ın manevi yönü var Ramazan'ın. Kimin imanı zayıfsa bu kimse nedir? Allah katından gafillerdendir, gafil denir. Hani bir kimse Allah unutunca nişanlıyor, o kimseden gafletedir böylece. Ne kadar oruç tutsa da hatta namaz da kılsa Allah'tan gafildir ama. Evet Allah-u Ekber der. Kıbleye döner. Elini bağlar ama akıl başka yerde, gönlü başka yerde, dili başka yerde. Böyle. Uyanık olmak, uyanık olmak. Uyanık. Nedir bu? Kul o bilince ermeli ki ben Allah huzurundayım. Böyle. Şimdi orucun bir Ramazan'ın bir maddi yönü var Ramazan'ın. Bu nedir? Gafiller için olan budur. Ramazan deyince. Ne akla gelir Ramazan deyince? Önce fırınlar gibi akşam üzeri sıcak pide çıkıyor. Yumurtalı üzerine böylece. Pide çıkıyor. Önde kuyruklar. Yani Ramazan nedir de sor. Ah Ramazan gelse de şu pide bir çıksa bakın Ramazan pide akşam çıksa böylece. Sonra kıymalı pideler. Kolalar, şunlar, bunlar. Bir de iftar ziyafetleri. İftar yemek kötü mü? Yani fattıra var, hadisler var. Güzel ama günümüzde bu çıktı aslında muhtemelen. Nedir iftar? Aç kimse. İftar için bir lokması yok, onu doyurmak. Yoksa sen beni çağır, ben seni çağırayım. Karşılıklı. Sen ben seni çağırayım bu şekilde. Nasıl iftar ziyafeti? Korkunç bir İsraf mı derler? Yani korkunç israf böyle şey. En ağır yemekler, en tatlılar. Sonra ne oluyor Müslümanlar? Orucun anlamı burada gidiyor. Hadis-i Kudüs Aleyhisselam Hazretleri Sumu tesihu. Sumu emir. Oruç tutunuz, tutarsanız sağlığa kavuşursunuz. Ama bize olmuyor bu. Olmuyor bizde. Biz ne yapıyoruz? Oruçluyken midem ağrıyor, midem bulanıyor, kusuyoruz, aksıyoruz, ağırlık, pislik, şunlar bunlar böylece. Bizim daha sağlığımız bozuluyor. Daha kilo da alıyoruz daha. Neden? Hadisteki uymuyor muhteremler. Yani oruç Ramazan'ın asrı nedir? Biz nerede muhteremler? Bizim bak açımız çok ters bir şey. Tok böylece. Çünkü Mevlam buyuruyor emrin sonunda لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ. Oruçtandır amaç tettekûn. Tekva olmak böyle. Tekva olmak, müttekî olmak. Yani nefsi mutmine güçlendirip nefs-i amareyi ezmek, onu kahretmek nefs-i amareyi. Bu işte ne gerekiyor?
akşam iftarlarında mutlaka sadelik, sade muhtemelen, sadelik iftarlar böyle şey. Hafif yeme, hafif yeme iftarlar böyle şey. Az yeme iftarlar böyle şey. Zaten mide boşalmış gün üzeri, mide boşalmış muhtemelenler. Ona birdenbire ağ yüklenirse, hele bir de çeşitli böyle karıştırılırsa, zavallı midenin pay haline midenin muhtemelenler. Çünkü her gıdanın aslında sindirimi farklı, her gıdanın böyle şey. Ne gerekiyor bunlara? Enzim deniyor, salgılar var, bir geliyor böyle şey. Yani bir insan ne alıyorsa, ona gereken bir enzim var, salgılar var, onu üretiyor beden. Ama üretim bunun kolay değil beden için bunun böyle. Çok zor bu böyle. Ama karışık olduğunda ne oluyor? Yetersiz kalıyor enzimler muhtemelen. Sindirilemiyor bunlar. Ne oluyor bu sindirilemeyen gıda ne oluyor? Evet eziliyor ama çürüme oluyor bundan, bayağılanma oluyor bunda. Beden yaramıyor bunlar böylece. Sonra ne oluyor? Tabii gaz da yapıyor muhtemelenler, mide de ağrıyor, bağırsaklar da ağrıyorlar. Bu zamanla karaciğer çekiliyor, karaciğer depolanıyor. Depo kaldırmıyor bunları, kana veriyor bunları. Bu sefer kan da kirleniyor muhtemelen. Yani adı cemaatimiz. Demek ki oruçta amaç nedir? Ayet-i Kerim Mevla buyuruyor. La leküm tettekûn. Tekva olmak, tekva olmak böyle. Nefsi emmariyi kahretmek, ruhu yani mütmeneyi güçlendirmek böyle şey. Onun için bu iftar mutlaka iftarda hafif yemek gerekiyor. Elden geldiği kadar da fazla karıştırmamak gerekiyor. Mesela zaman sebze meyve hafif şey yemek gerekiyor bu arada. Sonra iftarlarda, iftarlar muhteremler gerçekten felaket. İki açıdan felaket iftarlar. İki açıdan felaket. Biri genelde en ağır yemekler. O aç karnına. Hele uzun günlerde, uzun Ramazanlarda. Zaten midanı zayıflamış durmuş mide böyle. Salgılar durmuş, hep durmuş değil midede. Gidiyorsun birden bir ağır yük de bakalım. Etini, şusunu, busunu, ağır tatlını yük de bakalım. Yük de bakalım. Bir nevi intihar mıdır? İntihar mıdır? İntihar mı? Bile intihar bu böyle. Hastanesine götüren bir şey böyle şey. Sonra israf oluyor burada. İkincisi bir de şu oluyor. İftarlar İslam'a uygun olmuyor çok yerlerde. Kadın erkek bir yere oturuyorlar. Yabancı değil bunlar ama efendim. Arkadaşı işte bu. Arkadaşım hanımı, hanımın hanı arkadaşı. İşte şusu busu. Tabii kızlar zaten çıplak muhteremler. Hanımların da başı örtülen bile yarısı örtülü, kolları kısa. Aynı masaya oturuyorlar. Açıyorlar televizyon efendim. Ne o? Ramazan eğlenceleri. Allah onların ihsan etsin muhtemelen. Yani Ramazan eğleneceğim Allah aşkına muhtemelen bile. İslam'la böyle oyun olur mu İslam bu şekilde böylece bana? Bunu dinleyenin imanı var mı Allah korkun muhtemelen ya? Ramazan eğleneceğim mi Ramazan be? Müzik çalma, bunlara şey yapma, kahkaha gülüşmeler, kadınla karma karışık. Ondan sonra Allah kabul etsin, Allah kabul etsin. Neyi? Neyi kabul etsin Allah'ın böyle? İşte aziz cemaatimiz, Ramazan ayı yılda bir ay geliyor. 11'in sultan da böyle şey. Demek ki hepimizin yılda bir ay oruç ihtiyacımız var muhtemelenler. Çünkü bunun şeyi gene biz dönecek böyle şey böyle. Yani yılda bir ay oruç herkesin ihtiyacı var mı bedene buna böyle şey. Beden dinlenmesi gerekiyor mu? Dinlenmesi gerekiyor. Peki ne yapalım Ramazan'da muhteremler? İşte Ramazan'ın eğer manevi yönüne bakarsak Ramazan'ın nedir? Rahmet ayı Ramazan. Rahmet ayıdır böyle şey. Ramazan ayı. Cennetin kapısı açılmış adına kadar cennet kapı açılmış cennet kapıları. Ne anlama geliyor? Mevlam çağırıyor. Gel kulum gel buyur gel cennete. Cennetin kapıları kapanmış. Kapanmış. Rabbim uzaklaşın buradan böyle. Şeytanın zincirine bağlanmış. Bağlanmış. Ne kalıyor geriye burada? Ramazan'da daha ibadet çoğaltmak muhtemelen burada. Yani gün üzeri iftar düşünmeyelim. İftar düşünmeyelim gündüre. Yani az olsa bir şey yeterli icabında, her akşam biraz iftarlara biraz da af yapmak gerekiyor. Ne yapalım? Elden geldiği kadar Ramazan'da çok tevbe edelim muhtemelen. Çok tevbe edelim böyle.
Estağfurullahalazim ve tübü ileyh. Devam edelim. Sonra bilenler tabi Kur'an-ı Kerim okumak, Kur'an-ı Kerim dinlemek mesela, camide şurada burada böyle okuyan bilenler. Kur'an-ı Kerim'i okumasını yazı bilmeyen ne yapar? Ezber bildiğini okur. Ne biliyor ezber böyle? Fatih-i Şerif, İlahi Şerif tekrarlar bunları okur böylece. Sıraba şey getirilir. Tesbihat yapılır Ramazan'da. Kaza namazı kılınır. Muhtemelen. Sonra hasta ziyareti yapılır. Mezarlarda ölüler dolaşılır. İnsan yakınlarına dua eder onlara. İnsan cenazene gider böylece. Akraba ziyareti yapılabilir, bunu yapılabilir bunları. Yani elden gelen Ramazan'da hayırları çoğaltmak. Çoğaltmak hayırları böylece. Mesela bakın Peygamber Aleyhisselam ne yapardı? Her Ramazan'da 10 gününü itikaf yapardı. İtikaf. Neydi itikaf? Dünyadan çekilme, meşte kapanma. Bir peygamber bakınız. Yani tebliğ görevi asli vazifesi olduğu halde bakınız ne yapıyordu? Ramazan son gününü camide, mescitte itikafta geçiriyordu böyle. Allah kendine vakfediyordu. Allah kendine vakfediyordu. Bizde ne oluyor Ramazan son gününde? Herhalde temizlik başlıyor. Bayram temizlikleri böyle. Baklavalar, şunlar, bunlar, temizlikler, halı yıkanma, kirini yıkanma böyle. O kadar oluyor ki artık böylece. Öyle okudum, ikinde okudum ve kimse farkında değil muhtemelen böylece. Hele son günleri böyle geçmedi. Nedir Ramazan? Evet, temiz imandandır ama iman ne duruyor iman? İman evet oturmuyor ki muhtemelen. İman insan kalbinde ama ya. Yani kalpte muhtemelen böyle. İstemiyorum evinizden temizle ama iman neresi imanın menbaı? Kalpte böyle. Kalp temizleme böylece. Bir de Ramazan'da teravih namazları, şu önemli teravih namazları muhteremler. Teravih namazının da namaz olması için de biraz burada farklı bir durum gerekiyor burada. Ne gerekiyor? Hangi imam hoca efendi namazı yavaş kılırsa onları inşallah tercih edelim muhteremler. Kim yavaş kılırsa onu uyaralım böyle. Onları rica edelim onlara. Bir gün bir gençle bile karşılaştık. Yolda daha genç yani şöyle 15-16 yaşında kendisi. Yeni öğrenmiş de Ramazan'da birkaç sure bilmiyormuş. Hocam okuyayım ben sana de birkaç sure de yeni öğrendim ben dedi böyle. Oku bakalım. Elham okudu. İhlas'ı bir kişi okudu ama nasıl öğrendi? Niye böyle okuyorsun? Hocam ben böyle öğrendim ama dedi böyle bakınız. Hocam ben böyle öğrendim namazda itirafta. Yani kötü örnek olma. Kötü örnek olmak da böyle şey. Bir kimse Ramazan'a girdiği gibi aynı çıkarsa ne yazık ki ondan bir şey alamamış mutlaka. Yani mutlaka bir insan Ramazan'a girdiğinin daha iyisi çıkması gerekiyor. Mesela Ramazan'a girerken 5 ayını tam kılamıyormuş. Bahrem geldi, aynı devam ediyor, pek bir şey alamamış. Ramazan nasıl girdi? Kadın mesela başlaça girdi Ramazan'a, öyle geziyormuş. Öyle Ramazan'a girdi. Eğer Ramazan'da başını örtecek bir manevi hal alamamışsa, çünkü gerek namaz kılma, gerek başı örtme, İslam yaşantılar, nedir bunlar? İmanla bağlı muhtemelen. Bir arabanın motoru ne kadar sağlamsa o kadar çekim gücü olur muhtemelen. Çekim gücü motora bağlı böyle. Olur böyle şey. Nedir iman? Bizim motorumuz, mani motor muhtemelen böyle şey. Efendim işte ben Abdülhamid'e üşeniyorum. Neden? İman motoru çok ama çok zayıf teknik muhtemelen. Alamıyor ki zavallı böyle. Namaz kılması zor geliyor, kılamıyor. Neyi kılamıyor? İmanı zayıf muhtemelen. Başını niye örtemiyor? Allah'tan korkmuyor mu ya? Kur'an-ı Kerim'e saygısı yok mu onun böyle ya? Kur'an'dan Mevlam, kaç yere buyuruyor Mevlam? Örtümü hakkında ve kulil müminat diye ne ayetler var mıdır? O Allah emrediyor Kur'an-ı Kerim'inde. Kur'an evrensel kitap. Evrensel, küresel değil, evrensel. Kur'an muhtemelen. Bütün arşiv eşi kaplayan bir Kur'an. Mahşede Kur'an hükmü geçecek orada böyle.
Ne alıyor? Başını örtemiyor. Allah'ın korkun bir şey böyle. Korkun bir şey bu şey böyle. Aç kalırım, iş çalışıyorum ben. Aç kalmazsın muhtemelen. Aç kalmazsın. Aç kalmazsın mı? Kesin bu şekilde böylece. Demek ki bir insan Ramazan'a girdi ki Ramazan çıkarsa bahrem geldi mi yine eski şey var derler eski ama eski tas ve giderse bir şey alamamış. Ama oruç tuttuğu için oruçun günahından kurtulur mu? Bu da var böyle. Tutmanı bir olmaz böyle şey. Ama aslında nedir Ramazan? Bir değişim süreci Ramazan. Değişim böyle. Manevi bir dalga heyecan Ramazan böyle. Kulun değişmesi böyle. İmanın kuvvetlenmesi, Allah aşkının gelmesi, peygamberin gelmesi böyle. İnsanın tekva olması, Allah'a yönelmesi gerekiyor insanın böyle. Ramazan'da. Bir ayda böyle şey. Olmamışsa bunlar o zaman ne oluyor? Buna bir şey alamış kesin muhtemelenler. Şimdi gelelim inşallah üçüncüsü ebeveyn meselesine. Bir insan anne babası mesela yaşlandı, onun eline kalırlarsa yaşlandığında. Rıda Rabbi fi rıdal validi. Hadiste buyuruyor Peygamber Tirmizi'de. Rıda Rabbi, Rabbin rızası fi rıdal validi. Babanın annenin rızasında. Bakınız böyle. Demek ki bir kimseden eğer babası annesi razı değillerse Allah'ından razı değil muhteremler. Ve suhtur Rabbi fi suhtil validi. Allah'ın gazabı ana babanın gazabı gidiyor böyle. Ana babası kimse kızıyorsa Allah'a da kızıyor muhteremler. Yine adı şöyle buyuruyor Taberi Hakim'de men berre valideyhi kim ebeveynine ana babası iyilik ederse onları hoşlarsa sayarsa Tuğba lehü. Ne mutlu o kimseye. Tuğba lehü. Ne mutlu o kimseye. Kim diyor bunu? Allah'ın Resulü muhtemelen. Kim ana babasına iyilik eder, onların gönlünü yapar, kalbine gönlü kırmazsa Tuğba lehü. Zadallah fi ömrihi. Peygamber dua ediyor böyle. Allah ömrü uzatsın. Allah ömrü uzatsın. Yani ömrü bereketli hayırlı olsun ömrü böyle. Yalnız ana ve itaatte de tabi bir sınır var ama muhtemelen şimdi. Bir sınır da var böyle. Ya mutlak değil böyle şey. Hadis-i Şerif, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nisa'yı'da. La ta'ate li ehadin fi ma'asiyetillah. Allah'a isyanda hiç kimse itaat edilmez. Ulu emir olsun, devlet olsun mesela, ana baba olsun, kim olsa olsun böylece. Demek ki eğer bir günahı emrediyorsa, bir günah işlemimizi böyle istiyorlarsa o zaman ne oluyor? La ta'ate li ahadin fi ma'asiyetillah. İtaat yok o zaman da böyle şey. İnneme ta'atü fil ma'rufi. İtaat ana babaya ancak nereye gerekiyor? Ma'rufta böyle. Dine uygunsa, örfü uygunsa itaat var böyle. Mesela ne diyor baba? Ya oğlum sen hele bakan bir okulunu bitir bakalım, öğrenirsin daha. Ya namazını kılma şimdi böyle. Ya da kızına başını örtme diyor. Başını aç diyor mesela böyle. Ne gerekiyor burada? İtaat yok mu tamamen? Dinlemeye gerekiyor burada böyle şey. Demek ki bir ana baba, yine ulemi kim olsa olsun böylece, eğer Allah-u Teala Celle Şanı'yı isyan etmeyi, günah olan bir şeye emrediyorsa, burada dinlenme itaat yok burada. Hazreti Bekir Hazretleri Halil Seçilik Ersi günü mescitte minbere çıktı. Ey cemaat ben Allah Resulü itaat ettiğim sürece size bana itaat edin buyurun. Şimdi bir insanın şöyle diyor fıkıh kitaplarında bir kimsenin babası ya da annesi veya ikisi Hristiyan olsalar çocuk Müslüman olmuş. Mesela kişinin çocuklarına arabası var. Mesela günümüzde tevbe ediyorlar. Gel de bizi kiliseye götür. Ne yapacak? Götürmeyecek. Haramla götürürsün. Götürmeyecek. Mesela günümüzde bir kadın
anne. Oğluna diyor ki, oğlum diyor, işte, gel diyor, işte falan düğüne gideceğim diyor. Nasıl düğün var? Tabi sazlı, cazlı muhtemelenler. Alkırıklı orada, çıplak orada, erkek kadın orada böylece. Yani haramı her şey orada böylece. Diyor ki oğluna, oğlum gel diye ben diyor, arabanı getir de düğüne götür. Ne yapacak? Götürmeyecek haramı muhtemelenler. Ama gitmiş de oradan haber gönderiyor. Telefon diyor, gel al beni diyor. Onu gidip alacak muhtemelen. Gidip alacak böylece. Hatta kilise bile olsa, kendi gitmiş böylece. Oğlum ben kiliseyi gel al. Neden? Oradan kurtarır için kendisini. Oradan kurtarıyor. Alacak mı tamam böylece. Alacak böylece. Ama götürmesi burada bak haram oluyor muhtemelen. Ne yapayım işte annemi kıramadım. Babamı kıramadım işte. İşte amcamın düğünü var, yeğenimin düğünü var, şusu busu var işte. Evet sazlı cazlı mazlı ama işte şunu bunu kıramadım. Allah hatını kırdın mı? Her şey gitti muhtemelen. Vallahi her şey gitti muhtemelen. Yazık Allah'a böyle. Burada inşallah muhtemelen kısa da inşallah Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedeceğim. Çok kısa tabii zamanımız kalmadı şimdi burada. Her peygamber dünyada çok çektiler çile, çile muhtemelen. Kahır çekti her peygamber böyle. Hicret, gurbet. Yaşadı her peygamber bunlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hazretleri de hem babasından çekti, Nemrut'tan çekti, kavminden çekti. O an tabi hicret etti, El Halil Filistin'e gitti. Ama biliyorsunuz çileci bitmedi muhteremler. Meryem suresinde 42'de başlıyor. Rahim, İzgali Ebi'yi İran'a dedi ki babasına konuşuyorlar. Konu uzun da. Ya Ebeti. Buradaki T Ya'dan ibes. Bu zarf yanında. Yani ya ebeti aslında böyle. Dedi ki, ey babacığım. Bak muhtemelenler. Yani bir insanın nasıl davranması gerekiyor ebeveynine. Kur'an'dan örnek vermiyor. Peygamber örnek vermiyor böyle. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam, ya ebeti, ey babacığım. Lime ta'budu ma la yesme'u. Babacığım neyse buna tapınıyorsun. Babası putperestti muhtemelen. Hatta babası put yapardı. Yani heykel yapardı babası. Satardı bunlara babası. Azer babası böyle. Putperestti babası. İbrahim Aleyhisselam bunu döndüremedi. Ne diyor babasına bakınız? Ama söylemesi gerçeği gerekiyor burada. Tebliğ gerekiyor. Ya ebeti. Ama bakın söyleme usulüne bakın. Edebe bakınız. Ya ebeti. Ey babacığım. Bakınız. Ey babacığım. Lime ta'budu ma la yesme'u. Neye senin sesini duymayana sen tapınıyorsun? Tamam, yalvarıyorsun. Duyuyor mu sesini? Duymuyor. Vela yübusürü seni görmüyor. Gidiyorsun, karşında duruyorsun, saygı duruşu yapıyorsun. Heykelin karşısında. Seni görüyor mu? Görmüyor. Yalvarıyor seni duyuyor mu? Duymuyor. Vela yuni anke şeya. Sana bir faydası yok. Sen bir zarara gideremiyor. Sana bir fayda veremiyor. Bak, bir şey bunu söyleyeyim sana. Bak, öz yapıyor böyle şey. Babacığım, sesini duymayı yalvarsan, önden saygı duruşu yap, törene katıl ama seni görmüyor. Sana bir fayda sağlayamıyor dünya ahireti sana diye. Niye buna tapınıyorsun babacığım? Ne dedi babası buna? Oğlu İbrahim Aleyhisselam'a kale. Eragibin ente an aleti ya İbrahim. Burada babası bakın ne diyor? Ya İbrahim. Aslında ya büneye lazım burada. Ya ebetinin karşılığı ya büneye. Ey babacığım, ey yavrucuğum. Bu gerek var burada. Bak baba ne diyor? İsmiyle. Ya İbrahim. Ey İbrahim diyor. Sen diyor beni ilahlarımızdan diyor alıkoymak mı istiyorsun? İlahlarımızdan. Sen bunlara sırf mı çeviriyorsun ilahlarımıza? Sen bunlara tapınır mısın ilahlarımıza? Sen bunu sakın yapmıyor musun? Leyin lem tentehi. Eğer sen bu duruma son vermezsen, yani ilahlarımıza karşı çıkarsan, onlara tapınmazsan, bize bunun hakkında söz söylersen, le ercümen neke. Senin taşlarım dedi. Yani başım taşı ezerim, öldürürüm seni. Bak, bakın baba diyor ona. Vehcurni meliya. Defol git. Meliya uzun zaman gözüme görünme.
kâle selamu aleyk. Ne yaptı İbrahim Aleyhisselam? Babasının bu kadar tehdidi böyle. Hırsanın babası böyle. Bak ne diyor mu? Le ercümennek. Rejim taşla öldürmek. Seni taşla öldürürüm böyle. Yani baştan taş ezerim. Haşlarını öldürürüm, gebertirim. Ve cürni meliyya. Yapalı git yanımdan. Gözüm uzun zaman görünme dedi. Ne yaptı? Kâle selamu aleyk. Baba benden sana selam edin böylece. Hatta sana istifa ederim de ileride filan ayet-i kerimede hadi bu şekilde böylece. Demek ki bir kimsenin annesi babası İslam dışında olsa, sabı bir ideoloji peşinde olsa, günümüzde çağdaş adı altında sabı bir olsa böylece, onlara karşı bağırıp çağırmak yok ya muhtemelen. Yok böylece. Ne geldi böylece? Anneciğim, anneciğim böyle. Ne anlamak kızan sende? Anneciğim gel sana başlat. Anneciğim sen böyle yap, babacığım sen böyle yap, böyle demek gerekiyor böyle. Onları kıssalar, bize hakaret etseler, hatta vursalar ne gerekiyor burada? Sarf etmek gerekiyor. Kale selamü selamü aleyk. Benden sana selam anneciğim, peki sen bir isteğe geçmek gerekiyor muhteremler. Bir de muhteremler, bir şey almışım daha burada. Bazı hanımlar diyor ki, evli hanımlar, bu hanımlar da, mesela kadın başlaşı geziyor. Niye böyle geziyorsun? Ne yapayım? Kocam böyle istiyor diyor. Kocam böyle istiyor. Böyle diyor. Kız mesela örtünürmüş. Evinde, ailesinde, çevresinde örtülü kendisi böyle. Gitti yer açıklar. Orada bu da açıyor başını. Kızım niye başını açtın? Kocam böyle istiyor. Mevlam bunu örnek veriyor muhtemelen. Vedraballahu mesleğin lezine amirin mürette firavun. Bu da tarih 11'de geçiyor. Özetlemek inşallah. Burada Mevlam bize örnek veriyor bu kadınlara da. Firavun'un eşi Hazreti Asiye. Ve daraballahu mesela. Darun mesel örnek almışlar. Firavun biliyorsunuz ilahı daveden, kendisini putlaştıran, heykelini diken diktatör kendisi böyle. Kan diktatör kendisi böyle şey. Eşi Hazreti Asiye annemiz Musa iman etti böylece. O pek o zaman böyle. İman etti gerçekten mümin oldu böylece. Ne yaptı Firavun? Çok severdi Asiye hanım muhtemelen. Çok ama severmiş kendisini böylece. Onsuz duramazmış böyle. Onsuz duramazmış. O kadar onu severmiş kendisini. Eşi, canı, hayatı aynı yasaya baş koymuşsa yıllarca öyle oldu ne yaptı? İman edince bakınız küfürdeki azgınlığı bakın. Azgınlığı ne yaptı? Tehditli kendisini aç bıraktı. Bir odaya kapadı böyle. Yemek, ekmek vermediler. Su vermediler. Aç, sus kaldı kendisi. Yani dönmeyince ne yaptı? Onun bir işkence usulü vardı ona böyle. Bela buyuruyor. Ve firavne değil ev tağdı. Geliyor. Ve firavne ev tağdı. Dört tane kazı çakmıştı şehrin dışına. Dört tane büyük direk çakmıştı böyle şey. Kimi işkence öldürecekse onları bağlardı böyle. Sırtı yatırırlar havada. İki eli, iki direğe çivir çakılır. Çivir bakılır. İki böyle. Avucun ortasından direğe çivir çakılıyor. Çalk dişi yok böyle. İki yanı çivir çakılıyor. Boşta takılıyor böyle işte. Boşta kalıyor. Tabi ne oluyor? Beden ağırlığı geliyor böyle. Çivir geriyor muhtemelen ben. Canı yanıyor bu şekilde. O firavuna dönen kafir. Çünkü Mevlam buyuruyor. Kafirler zalimlerdir muhtemelen. Verekler, humus zalimun. Onlar hepsi zalimdir böyle. İşkinci bu kafirler bunlar böyle şey. Yani ana baba da olsa bakınız, eşi kolisi de olsun böyle, kafir ise, inkarcı ise, ateist ise, onun mutlaka zalimdir, acımasızdır bunlar böyle. Buna kana doyamazlar bunlar. Ne yaptım? Aynı yastığı başını koyduğu eşini, sevdiği eşini ne yaptı? Askeri emretti, 14 katı çaktılar böyle şey. O genç anlayacağız böyle şey. Boşlukta, iki el iki direkte, çivire çakılı, İki yer çakılı. Ağlıyor askerler. Ne oldu yengeciğim? Şu firavun dediğini yapıver işte böyle. Yap da ne olur biz dayanırsa ölürüm. Ki tabi cevap ver muhteremler. Tabi canı yanmıyor mu? Yanıyor. Allah 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 diye muhteremler. Firavun karşısında seyrediyor tahtından. Baktı gene gelmeyince göğsüne taş koydu. Taş koydu muhteremler. Getirdiler ağır taş koydular. Taş baskı yapsın da eklenme tabi çekiyor. Eklenme muhteremler. Ayrılıyor böyle şey. Ekleme çatılıyor bu şekilde böylece. Artık ölüm halinde Allah dua etti. Ayet-i Kerim'in sonunda geliyor. Geliyor böylece. Rabbim sen beni bunun elinden kurtar. Cennetten bana bir köşe yarat böylece.
O anda bir ses duydu, ses. Ya Asiye, başını kaldır bak, aç gözünü bak. Baktı, yedi kat gibi açılmış muhtemelen böyle. Açılmış, yedi katlar açılmış, kapı açılmış böyle şey. Bütün melek ona bakıyor, melek ona bakıyorlar böyle şey. Ona bakıyorlar, cenneti gördü, cennetteki köşkünü gördü muhtemelen böyle. Ona bakıyorlar, melek ruhunu aldı ve kavuştu muhtemelen böyle. İlahi Teala Fatiha. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله Şey olur.